Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, İstanbul'da da 6. filonun denize dökülmesiyle anti-emperyalist mücadelenin sembolü olan Dolmabahçe'de anıldı. Emek Partisi ve Emek Gençliği'nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, denizleri almak için Taksim AKM önünde buluşarak Dolmabahçe'ye yürüdü. Ve günümüzde bu kadar suç işlenirken, bu kadar yasal dışı, yasa dışı şeyi yapılırken o masum gençler gencecik yaşlarında ölüme mahkum edildiler. Bu vahşi saldırı, barbar saldırıya karşı birlikte mücadele etmek, geleceğini birlikte kurmak, işçi ve emekçinin iktidarıyla ancak bunun mümkün olacağı inancıyla hareket ediyoruz. Yani. Geçen yıl buraya direnişçi arkadaşlarımızla katılmıştık. Ondan önceki yıl yine direnişçi arkadaşlarımızın birkaç tanesiyle gelmiştik. Pankartlarımızla gelmiştik. Bu sene böyle katıldık. Anıyoruz denizleri, arkadaşlarını. Denizler o gün öldürüldü ama bugün bu koşullar işte değişmiş durumda değil. O gün denizleri asanlar, bugün iktidardalar. Bugün de gençliğe gericilik, bugün de gençliğe karanlık bir eğitim sistemi, karanlık bir gelecek dayatılıyor. Valla bugün de dün olduğu gibi bugün de bizim egemenlik savaşçılarına ihtiyacımız var. Onlar egemenlik savaşçılarıydı. Türkiye'nin bağımsızlığına, dünyanın paylaşımcı, eşit bir düzene kavuşması için savaştılar. Bugün de o savaşım gerekiyor. Çünkü bir karanlık içindeyiz. O günkü karanlık gibi bugün de bir karanlık var. Ama o karanlığı ışıtacak, onların açtığı o aydınlık yol olacak. Dolmabahçe'de konuşan Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Elif Ergin, tarih cellatların isimlerini değil, üç fidanın adını yazdı dedi. Bu mücadeleyi bastırabileceklerini, geride kalanları korkutarak sindirebileceklerini düşündüler. Ama yanıldılar. Bakın işte bizler bugün buradayız. Ve onların cellatları hala korkmaya devam ediyorlar. Çünkü tarih cellatları değil, üç fidanın adını yazdı. Çünkü tarih cellatların adını değil, üç fidanın yoldaşlarını ve onların yoldaşlarının verdikleri mücadeleleri yazdı ve yazmaya devam ediyor. Anmada bir konuşmada Emek Partisi MYK üyesi Levent Tüzel yaptı. Nereye kadar bunu yapabilecekler? Duvara dayandılar. Şimdi işte bunu fırsata dönüştürmek için uğraşıp duruyorlar. Ama biz onların kendi çelişkilerinden medet ummayacağız. Biz bugün dünyayı, bölgeyi yeniden paylaşmak isteyen bir takım güçlerden medet ummayacağız. Kendi gücümüze güveneceğiz. İşçi sınıfının apak, onurlu ellerine, sağlam yüreğine, gençliğin direncine güveneceğiz. Örgütlü gücümüze güveneceğiz, birliğimize güveneceğiz. Enternasyonel Marşı'nda söylediği gibi bu en sonuncu kavgamızda denizlerin bizlere olan vasiyetini unutmadan daha çok işçi ve emekçinin kapısını çalacağız. Onlarla buluşacağız, onlarla konuşacağız, aydınlatacağız. Ve sınıfın devrim ve sosyalizm mücadelesinde savaşa, faşizme, şövenizme karşı demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde örgütleneceğiz, birleşeceğiz ve denizleri mücadelemizde yaşatacağız.